88 gün önce basın Ünye'de basın camiası adına hakkımda verilen bir kararın cezanın infazı için burada cezamı çekmek için burada bulunmuşsunuz, burada beni uğurlamışsınız ve burada beni yalnız bırakmışsınız. Ben bu süreçten sonra tekrar 88 gün sonra sizi öncelikle burada görmek benim mutlu ediyor. Çünkü meslektaşlarımızın burada beni yalnız bırakmadı benim için önem arz ediyor. Ben 88 gün önce verilen hukuki süreçle ilgili aldığım ceza o gün de söyledim, bugün de söyledim. Türkiye'de basın özgürlüğünün adına yeterince çerçevesi genişletilmemiş olmasından dolayı bu karar şahsıma verilmiş oldu. Ben bu karar ardından bütün itirazlarına rağmen sonuçta lehimize genişletmedi. Karar sürecinde bizim yanımızda olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Seyit Torun, yine Ordu Milletvekili Sayın Mustafa Adıgüzel, Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Sayın Utku, meslektaşımız Utku Şakır Özün başta olmak üzere Ünye'de sivil toplum kuruluş başkanları, medya kuruluş başkanları ve siz çalışan arkadaşlarımız olmak üzere hep benim yanımdaydınız. Ben o süreçte de bugüne kadar şunu inandım. Bugün basın camiası şahsıma yapılan, yarın hepimize yapılan düşüncesindeyim. Ben öncelikle basın camiasının burada şahsımla ilgili kenetlemesi, bu Ünye'deki basın camiasının birlik ve beraberliğini getirip bu beni onurlandırmış oldu. Ben bu süreçte Ünye cezaevinde kaldığım süreçte cezaevi yönetimi olmak üzere yönetimden tüm cezai infaz görevli memur arkadaşlarımı gardiyan tabi ettim ve yine orada bulunan çeşitli suçlardan mahkum olan kader mahkumları da var, farklı suçlardan olanlar da var. Onlar da bu süreçte de yanımda bulundular. Süreci benimle birlikte aynı kaderi, aynı üzüntüyle paylaştılar. Ben onlara çok çok teşekkür ederim. Yine ben dışarıda bulunan ve her zaman benim yanımda, benimle birlikte olan kıymet verdiğim, değer verdiğim insanlar var. İşte birçoğu buradaydı, o gün de buradaydı. Onlara da ayrıca teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçle ilgili bir zorunlu reklam arası vermiştik. Biz Ünye için, Ünye bizim kıymetimiz. Kıymetimiz için elimden geleni yapacağız. Biz o günde söylediğimiz gibi, bir günde söylüyoruz. Ünye için yapılması gereken ne varsa sonuna kadar, elimizden geldiği kadar, yazdığı kadar dile getireceğiz. Bunun hukuki boyutları ne olursa olsun, daha önce bedelini ödedik. İşte biliyorsunuz şu anda bedelini ödedik. Bundan sonra ödemeye de hazırız. Ama temel nedir? Yeni ceza düzenlemesiyle birlikte Türkiye'de basın özgürlüğü anlamında daha güzel şeyler olacağına inanıyorum. İnsanoğlu gönlünde birlikte olmak istediği insanlar vardır. Ama şartlar ve konum itibarıyla belki benim yanında olamamış da olabilirler. Bunlara ayrıca saygı duyuyorum. Ama cezaevi sürecinde beklediğin, arzuladığın, görmek istediğin bazı insanlar var. Onların da yanında bulunmaması insanı üzüyor. Bu vesileyle ben gönül koymuyorum. Onların da bileceği, süreçle ilgili bileceği iş. Ben şuna inandım, şuna inanıyorum. Bana doğru olan, yani benim bildiğim doğru, üzüldüğüm insanlar oldu. Ama sonuçta ceza bitmiştir. Yeni bir dönem, yeni bir sayfa. Şahsım, önceki ailem, işte çalışma arkadaşlarım, meslektaşlarım, sizlere yeni bir dönem, yeni bir sayfayla artık yolumuza devam edeceğiz. Ben özellikle basın kuruluşları sahipleri, medya sahipleri olmak, medya kuruluş denekleri olan kurumlara ayrıca teşekkür ederim. Onlar her zaman yanımdaydı. Özellikle Ordu Gazeteler Cemiyeti, Ünye'deki diğer meslek odaları hep yanımda oldukları için onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Ben gönül kırgınlığı siyasette şu var. Kavga edemediğiniz, barışmayı bilmiyorsa kavga etmeyeceksiniz. Biz gazeteciyiz, siyasetçi değiliz. Biz hiçbirisiyle kavga etmedik. Onun için barışmamak için bir neden yok ama kırgınlıklarımız devam etmiştir, olmuştur. Ama bu süreçte yanımızda olan tüm dostlarımız olduğu için onlar için ayrıca o kırgınlıkları kapatmış olduk. Yargı bizim kanunlara, nizamlara karşı gerek kişisel olarak gerekse medya olarak boynumuz kıldan ince ama uygulamaların yanlışlığını da görüyoruz. Bunu hem bireysel olarak hem de bir
gazeteci olarak söylemek durumundayız. Bugün yaptığı haberlerden dolayı cezaevinde yatan birçok meslektaşımız var. Biz 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününde arkadaşımızı cezaevine gönderdik. 24 Temmuz Basın Bayramı'nın hemen sonrasında da cezaevinden burada çıkışını kutluyoruz. Son olsun diyoruz. Bu ve benzeri haksız ve bir gazeteciye zulüm dilediğinde uygulamaların bundan sonra olmamasını diliyoruz. Ve tekrar geçmiş olsun dileklerimiz. Teşekkür ederim. Tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim. Ayrıca arzularım ki benim başıma gelen hiçbir başına gelmesin. Tabiri caizse bu düzenlemenin bitirinceye kadar basın kanununda ben orada biraz da vaktim oldu. Kanunlarla ilgili biraz resimlerle çalıştım. Biz kanunlar üzerinde eğer yazdıklarımız yazıyı yaparsak kolay kolay cezada çıkamamış. Allah'tan daha önceki siyasetçilerimiz, özellikle AK Parti'den önceki siyasetçileri kastediyorum. Dönemde yazdığımız yazıları bugün yazsaydık, biz muhabbet alırdık. İnşallah inanıyorum ki bu dönemde de siyaset yapan yöneticilerinde aynı tabiri caizse nasıl ifade edilir? Hoşgörünün içeride olmasını temel olmazsa hiçbir şey yürümüyor. Ben tüm süreçle ilgili meslektaşlarıma, abilerime, kardeşlerime teşekkür ederim. Doğru haber için burada kalmaya devam edin.